Kınalı demek sence becerdik öyle mi? He? Evet, sağ ol. İnşallah ağa da senin gibi düşünür. Aha diyeceğim, bugün 2 yıl bitti. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i kendime istiyorum. İlyas'ım, evladım, hatırlatmana ne gerek var? Ben de nice zamandır bugünü bekliyordum. Yukarıda Allah var. Gece demedin, gündüz demedin, çalıştın. Anladım ki senden iyi damat bulamam kendime. Bundan sonra ağalık sana yakışır diyecek. Öyle der mi Kınalım? Doğru der mi? Bak Kınalı, göreceksin. Bugüne kadar ben eşektim, sen adamdın. Bir yük taşıtmadım sana ama sen anlayacaksın bundan sonra eşekliğin ne olduğunu. Hadi yürü. Üşüdün mü? Oo, kıyamam sana, kıyamam. Vah 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 vah. Hasta olacak ha. Gel şöyle içeri gir, sobanın yanında ısınırsın biraz ha. Sağ ol abi. Evet lan. Saygısız herif, sana demedim ben. Gel benim maralım, gel benim kınalım, gel benim yavrum. Gel hele gel, seni şöyle içeri alın. Kulaklarım ne terlemiş öyle? Yazıktır, onları bir kurulayım ha. Gel. Gel geç. Yok valla sen geç önden. Oh benim maralım. Gel gel gel, bak bak sana öyle güzel yakmışım ki sobayı sıcacık ha. İlyas. İlyas sevgilim. Gel gel gel. Git babamla konuşuver. Hadi git git. Tamam tamam. Gel güzelim oğlum, gel gel. Ne oldu? Affet ağam, bilemedim. Senin oğlun Kınalıymış, babayla oğul arasına girdim. Kusura bakma. Hele şükür anladın. Ne dikilip duruyorsun öyle? Dışarıda bir yığın iş seni bekliyor. Ağam, şey... Ney? Şey... Ney? Bugün... Sile! Bugün... Ulan silesene! Oh, sana ne gül maralım, sana kıyar mıyım? Gel benim güzelim, o benim canım. Bugün 731. gün. Yani 2 yıl bitti. Ne oldu bittiyse? Yani... Öyle anlaşmıştık ya. Ne? O mesele. İki yıl bitti. Şimdi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i, oğlumuz bana. Tamam yani tamam kendime... tamam, anlaşıldı anlaşıldı. Vah, demek 2 yıl bugün bitti ha. 731. gün. İyi iyi anladık. Günler aylar geçmiş be. Vah, ama bakalım sen damatlığa halen hazır mısın? 731 gün hiç durmadan çalıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse iyi çalıştın. Tam da benim istediğim gibi. Ben sözünden dönen bir adam değilim. Kime istersen sor. İle değil mi Kınalım? İyi çalıştı ha? Kızı sana verdim gitti. Getir 5 milyonu al. Ne? 5 bin dolar veya 7 bin mark da olabilir. 7 bin mark? Anneni getir, takı için. Bizim hanımla görüşsünler. Peki şimdi git, hazırlığını yap. Kınalı'yı da götür, yemini ver, tımarını yap. Tamam mı? Hanzo, kızı alacağını sanıyorsun ha? Sana. Hmm.
Ah benim eşek kafam, ah! Nasıl da inandım anın seni bana vereceğine. Oysa sana kızıyordum. Yükü ben taşıyorum da bu keyif çatıyor diye. Asıl eşek benmişim. İçim yanıyor, içim. Ah, herifin eşeği benden kıymatlı. Aa, oğlum neden bu kadar içersin? Madem ağa 5 milyon istedi, bunu bulmalısın. Var mı başka çaresi? Demesi kolay ana. Nereden bulurum onu? Oğlum, bu parayı burada kazanamazsın. Çek git buralardan, bir yolunu bul. Nereye? Cehennemin dibine! Yok, oraya gitmem. Tövbe tövbe! Nereye olacak İstanbul'a? Taşı toprağı altınmış İstanbul'un. İstanbul? Altınlar, Zeynep! Burada eşeklik yap ağaya. Git İstanbul'da başka ağalara eşeklik yap. Biz ne zaman eşeklikten kurtulacağız he? Ama bunun hesabını bir sorarım. Kabahat kimse de değil. Bizde asıl eşek benim, ben. Ayağım nerede? Ne arıyorsun? Ayağımın tekini kaybettim. İşte burada. İki ayağını bir paçaya sokmuşsun. Çıkar şunu da giydireyim. Tamam. Hadi benim aslan oğlum. Hadi canım, giy şunu bakayım. Giy. Ha şöyle. Çek pantolonunu. Hadi bakayım. Ah evladım. Ah canım benim. Hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Dikkatli ol. Beni mektupsuz bırakma. Al şunu yavrum, harçlık yaparsın. Sağ ol, ben de bunu bekledim. Hadi yolun açık olsun. Şimdi bana bak Kınalı. Ben Zeynep'le vedalaşmaktan gitmek istemiyorum, tamam mı? Sen git de ki seni de samanlıkta bekledi ha. İyi anladın mı? Tamam mı lan? Hadi hadi çabuk kur. Hadi lan, anladın mı? Lan kudurma şöyle şey, çabuk kur. Kınalı? Lan niye kızı getirmedin şöyle şey? İlyas! Zeynep! İlyas'ım! Buradan gidiyorum Zeynep'im. Beni bırakıp gidersin öyle mi? Peki ben ne edeceğim? Babam benden 5 milyon istedi. Bilirim, hepsini dinledim. Düşündüm ki gidip İstanbul'da bu parayı kazanmalıyım. Bekle beni, geleceğim Zeynep. Gün doğuyor, artık benim gitme vaktim yaklaşıyor. Seni bekleyeceğim İlyas'ım. Mutlaka geleceğim Zeynep, geleceğim. Hadi, hoşça kal. Güle güle İlyas'ım. Kınalıcım şu heybeyi versen de ayrılsak ha? Sen de mi gelmek istiyorsun? Deli misin oğlum? Lan Halim abi bize ne bok yedik biz? Öldürür müsün daha? Sen de mi geldin? Peki gel, gel. Başımın belası seni gibi seni ha. Bak Kınalı kardeş, sana bir şey söyleyeyim mi? Benim de gönlüm el vermiyordu senden ayrılmama ama... Neyse, demek kalplerimiz birmiş. Thank you.
Yürü be kardeşim. Yaban elde inadın sırasını zaten başıma bela oldun. Kınalı kardeşim. Ya kısmet dedik geldik ama bu nasıl bir yer böyle? Taşı toprağı altın derlerdi de inanırdım. Halbuki sırf demir, beton. Hepten demir beton. Bir haftadır dolanıyoruz daha karnımız doyuracak bir iş bile bulamadık. Böyle gider söyleyeceğiz. Biliyor musun senin de işin zor ha? Daha bir tek yeşillik göremedik. Bayağı koy çubuğunu hadi. Çabuk koy, çabuk. Zeytinleri de koyun. Onları da koy. Tamam. Çabuk ol. 10 koli makarna. 20 tereke yağ. 2 çuval pirinç. Hey sen. Ne olmuş bana? Ne istiyorsun? Bu bölgenin dayı Nusret'e ait olduğunu bilmiyor musun ha? Malları boşalt ve al voltanı. Bak aslanım. Burayı ben koruyorum. Şimdi de ne demek istediğimizi anla. Bir sakın. Selam söyleyin. Bir daha da benim işime burnunuzu sokmayın. Hadi. Gel bakalım ufaklık. Aslanım benim. Bir şeyin var mı? Cetbat küt. Senin yüzünden. Her tarafım kazık gibi olmuş lan. Lan nerede benim bu ceketin yarısı? Kınalı be. Soyulduk kınalı. Gitti ceket. Gitti paralar. Az kaldık. Vay anasını be. Gitti paralar. Kardeş gördün mü? İyice kro yerine koydular bizi burada. Ne pok yiyeceğiz biz burada? Bu koca şehirde ne kaldı diyeceğiz kınalı kardeş? Ne kaldı diyeceğiz? Ulan İstanbul! Çekil git buradan hadi.
yedik eşeğini al da git buradan be. İşte böyle kınalı kardeş. Aç ve çıplak kaldık bu koca şehirde. Oysa neler umuyordum. Seni hiç getirmemeliydim hiç. Bari emin bir yere bırakabilsem. Ah, ne güzel karnını doyuruyoruz. Bak ben kaç gündür acım. Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Satılık mı? Ne satılık mı? Şu uyuz eşek canım. Basket hemşerim, basket. Dua et ki üç gündür acım da gücüm yok. Yoksa bunu ödetirdim sana. İyi söyledin ya evlat. Sana 40.000 lira vereyim, sat bana. O da kurtulsun, sen de. Ona iyi bakarsın mı? Karnını doyurursun mu? Tabii ya, bu da sorulur mu? Peki, ver parayı. En iyisi böyle kınalı kardeş. Hiç olmasa birimizin karnı doyar. Sakın ağlama, köye dönerken gelip seni alacağım. Güle güle. Emret abi. Ondan bana da ver ağam. Ne kadar olsun, bir buçuk. Ya ne bileyim işte, 8-9 tane koy. Olur. 30-40 tane koy. Küftelerin de çok ufak ha. Ne yaparsın abi? Ete her gün zam geliyor. Sen onların ufak olduğuna bakma. Halis kuzu bunlar. Nallı kuzu değil ha. Nallı kuzu mu? Git la. Kuzunun da nallısı mı olurmuş? Nasıl olmaz abicim? Her gün kaç tane uyuz eşek kesiyorlar biliyor musun? Biraz önce Celebali birini götürüyordu. Eşek mi kesiyorlar? Kınalı! Kınalı kardeş! Hey arkadaş, köfteler ne olacak? Ay Allah, ne biçim adamlar var ya. Kınalı! Kınalı! Kınalı kardeş! Kınalı! 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 Affet beni! Affet beni kardeş, kınalı! Affet! İstanbul, bunun acısını çıkaracağım senden. Vay namussuzlar vay. Ekimizden, tırnağımızdan kesip biriktirdiğimiz paraları yediler. Barlarda temel hastaları gerekiyor. Arkayı bir anlamışlar muhterem. Tamam tamam, susun bir dakika. Susun, anladım. Şimdi beni dinleyin. Şimdi herkes bugüne kadar ödediği paraların makbuzlarını versin. O kooperatiften paranızı alacağım. Hiç merak etmeyin. Paranızı takır takır alacağım. Buyur kardeş. Ben içmem abi, karnım ağrıyor. Ha? Bedava oturulmaz arkadaş, içeceksin. İstemez kardeşim, içmeyeceğim dedim. Bana bak, burası Söğüt gölgesi değil. Çay içmeden oturamazsın. Ne diyorsun lan sen? İçeceksin dedim. İçmiyorum lan. İçeceksin. İçmiyorum lan. İçeceksin. Bana işçi lazım. 5-6 tane işçi lazım bana. Eyvallah.
Abi işçi ben. Abi en iyi işçi benim. Abi, ben geleyim abi. Ben her işi yaparım abi. Sen de gel. Sen de geç bakayım. Beni de alalım. Abi. Hadi çabuk olun. Abi. Ben iş olsa yaparım. Sen de geç. Sağ ol. Abi. Gel bakayım Hasan'ım. Sen de gel Hasan'ım. Tamam. Yürü bakayım. Hepiniz arabaya. Sağ ol abi. Bu kadar mı ya? Hadi sen de gel. Ben de mi geleyim? Hadi. Seni işe ben aldım. Abla bu da gelecek. Çekil bakayım tüysüz. Sus be salak. Dinleyin şimdi beni arkadaşlar. 3 ay sürecek bir inşaatta... İşimiz olacak. Ücret dolgun. Yalnız yüzümü kara çıkarmayın. Ne dersem onu yapacaksınız. Evelallah çalışırız. Tabii ya, yaparız ne istersen. He, para sağlam olsun her istediğini yaparız. Eşeklik bile yaparız. İyi anlaşıldı. Ben avansları almaya gidiyorum. Siz de arkamdan gelin. Hepiniz şöyle minibüsün önüne dizilin. Belki içeriden saymak isterler. Hadi bakalım. 2, 3, 4. Sen de. Geç. 6, 7, 8, 9, 10. Tamam hadi şöyle durun bakayım. Tamam mı tüysüz? Tüysüz deme bana. Dersem ne olur? Kes. Beco'ya dua et. Bunu iç cebine koy. Elin de üstünde olsun. Babam hazır mı dediği zaman hazırım de. O senin baban mı? Evet. Yeah. Gidelim. Yürü. Buyurun, ne istiyorsunuz? Günaydın. Size kötü bir haberim var. Ne? Burayı soymaya geldim. Anlamadım. Paraları rica edeceğim. Dışarıdaki arkadaşlarım sabırsızlanıyorlar. Hepsi de silahlıdır. İnanmazsan bakabilirsin. Bir sorsak. Hazır mısın oğlum? Hazırım abi. ...18.750.000 liraya ihtiyacımız var. Doldur şu çantayı. Tamam. Biz uzaklaşıncaya kadar sakın kımıldama. Kapıdakine cellata giderler. Çok insafsızdır. Sen odaya gir. Az sonra avansları verecekler. Alınca arkadaşlarına dağıtırsın. Baş üstüne ağam. Ben birazdan dönerim. Aha. Hadi. Mm-hmm.
Bey birader, daha çok bekleyecek miyiz? Şu bizim parayı versen de gitsek. Yalvarırım bana kıyma Cellat Ali. 4 çocuğum var. Allah bağışlasın. Hani şu bizim parayı diyorum da. Bütün paralar gitti. O gidenler aldı. İyi ama parayı bana vermen lazımdı. İşte avans listesi. Cebindeki silah değil miydi? Ne silahı? Bende silah ne gezer oğlum? Eller yukarı, sakın kıpırdama. Soyulduk, soyulduk. Çabuk polis haber verin. Yakalayın şunu, sakın elinizden kaçırmayın. Abi benim bir kabahatim yok, beni tuttu getirdiler buraya. Recep Şükrüoğlu. Allah razı olsun kızım. Melih Akar. Sağ olun, sağ olun. Nuri Bey. Dikkatli olun. Ahmet Ziya. Teşekkür ederim. Bir daha böyle oyuna gelmeyin. Allah razı olsun. Recep Akar. Sağ olun. Güle güle, güle güle. Sağ olun. Sağ olun. Hulusi Bey. Sağ olun. Mehmet Bey. Sağ olun. Sağ olun. Buralarda fazla dolanma. Az kaldı içeri giriyordun. Allah senden razı olsun komiser bey. Sen olmasan derdimi kime anlatırdım? Yalnız bir şey soracağım. Bu işi kim yaptı dediydin? Baba Behçet derler. Ünlü bir dolandırıcıdır. Merak etme, biz yakalarız onu. Baba Behçet ha? Nasihatimi unutma. Söylediğim gibi doğru köyüne. Hadi bakalım, güle güle. Buyurun efendim. Kardeş bir dakika, ben bu Baba Behçet'i arıyorum da sen onu görmüş müsün? Vallahi ben tanımıyorum. Şu arkadaşa sor. Sen bilirsin. Baba, bir şey söyleyeceğim. Baba Behçet girdi. Yok tanımam. Hey millet koşun, koşun. Köşede yiyecek dağıtıyorlar. İyice dağıtıyorlar. Ne işe olur mu abi? Bam ya, fasulye. Hadi koşun, koşun çabuk. Sen ne oturuyorsun? Yiyecek dağıtıyorlarmış. Hadi fırla. Hadi koşun çocuklar, koşun. Hadi koşun. Eksik olma. Ulan velet, yakaladım seni. Bir dakika, bir dakika çekil aşık. Ya kardeşim benim başka bir işim var, ben bir şey istemiyorum size. Ulan çabuk söyle, baba Behçet nerede, çabuk söyle. Bıraksana beni, bırak ulan tipsiz. Bak fena olur ha, karışmam sonra. Gevezelik yapmaz, söyle. Bıraksana, baba Behçet nerede? Bıraksana çocuğu, soyguncu musun sen? Asıl soyguncu bunlar be bunlar. Tabii soyguncu olacaklar, öyle olmasa bu kadar malı dağıtırlar mı? Ulan bana bak, güzellikle söyle şu babanın yerini, yoksa çok kötü olacak ha. Peki, peki, sinirlenme be. Babamı Beyoğlu'nda kara kedi pavyonda bulabilirim. Nerede, nerede? Kara kedi barda. Kara kedi? Ay şimdi çekil de şunları dağıtayım ya. Hadi bak işine. Hey, söylemeyi unuttum. Babamın arkadaşı olduğunu söyle. Yoksa göstermesin. Tamam. Niye? Nereye? İçeri. Bas git lan. Burası sana göre yer değil. Kardeşim, bir ahbabımızı göreceğiz. Kimmiş ahbabın? Baba Behçet. Kim kim? Baba Behçet dedim. Pekala, otur bakalım. Al bunu sen ye. Hiçbir şey. Baba Behçet geldi mi? Ne yapacaksın onu? Evet canım. Arkadaşım olur da. Anlarsın ya. Birlikte çalışırız. Ha anladım. Sen bekle. Ben bir içeri bakayım.
Tamam geldi patron. Patron, garip bir tip geldi. Baba Behçet'in arkadaşı olduğunu söylüyor. Ne? Behçet'in arkadaşı mı? Hemen buraya getirin. Tamam. Ne var lan? Hadi gidelim, patron seni bekliyor. Ha, nerede? Selam millet. Bir de sana mı verir o? Şimdi görürsün. Söyle bakalım, nerede baba Behçet? Ben nereden bilirim? Ben de size soracaktım. Söyle dedim sana ulan. Söyle yoksa buradan ölün çıkar. Vurma be hemşerim. Onu bulmak için yalan söyledim. Vurma lan. Vurma. Nasıl vurmayalım ulan? O baba Behçet dediğin adam milyonlarca lira zarar verdi bana. Sizi de mi soydu? Beni de yaktı da onun için arıyorum. Ulan bu salak doğru söylüyor bari. Gözünü seveyim beyim. Bari biliyorsan şu baba Behçet'in yerini söyle bana. Pekala. Onun bölgesi Rami'dir. Orada sorarsan belki bulursun. Atın artık şunu. Ah ulan Behçet. Al şunu da. Ulan baba Behçet, ulan ufaklık velet, ben bunun hesabını sizden sormaz mıyım? Dede, ben o Hanzo'yu pavyona yolladım, yanlış yere. Ha? Eyvah! Eğer dediğin gibi o salak bara gittiyse hurdalığa dönmüştür. Dayı Nusret bize olan bütün hırsını o zavallıdan almıştır. Bilirsin kızım, zurnada peşrev olmaz. Bizim de işimiz bu tabii. Haklısın baba. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben bu baba Behçet'i ararım da nerede bilin mi? Ha, baba Behçet, ha. Bugünlerde pek uğradığı yok. Ama belki gelir. Bekle, belki gelir kardeşim. Ne oluyor? Baba Behçet'i bildin mi? Ne olacak? İyi, demek ki bildin. Şimdi git hasılatı getir. Ne diyorsun be? Hasılatı getir dedim. Baba mı istedi? Başka kim isteyebilir be? Kimin haddine düşmüş? Allah Allah. Baba böyle bir şey yapmaz ki. Orasını bilmem. İstersen birlikte gidelim, kendin ver. Tamam tamam, sinirlenme ha. Bugüne kadar hiç olmadı da. Bugün oldu. Peki öyleyse yürü. Gidelim bakalım. Oğlum arabayı getir. Enayi. Baba verme şunu artık. Sabahtan beri bu kaçıncı bardak? Mide fesadına uğrayacak. Ama dedem de rakı içiyor. O dede içer ama sen küçüksün. Geçsin artık. Al bakalım. Bu son ama, haberin olsun. Bu da kim? Bak bakalım. Merhaba kızım, baba evde mi? Evde babam. Bunun ne işi var yanında? Sen kes sesini tüysüz. Aa. Benim işim babanla. Pekala. Girin içeri. Gelin. Baba, seninle görüşecekler.
Ulan! Ne istiyorsunuz? Kusura bakma baba. Rahatsız etmek istemezdim ama bu adam senin bütün hasılatı istediğini söyledi. Ben mi istemişim? Doğru mu bu? Doğru. Seni bulmak için başka çarem yoktu. Vay canına. Senin Hanzo dediğin bu muymuş? Herif akıl küpü be. Pekala. Vaziyet anlaşıldı. Sen gidebilirsin. Peki hasılat ne olacak? Ne hasılatı be? Bugüne kadar tek kuruş istedin mi? Bir daha da böyle aptallık falan istemem. Anlaşıldı mı? Sağ ol baba. Hadi al voltanı. Hadi gelelim sana. Beni bulduğuna göre söyle bakalım ne istiyorsun. Para mı tabii? Ne parası be? Bizi işçi tuttun ya. Meğer soygun yapmışsın. O paramı isterim. Ha, şimdi anladım. Gel bizimle bir şeyler ye. Bu arada senin işi konuşalım. Sevda kızım, bir tabak daha getiriver bana. Peki baba. Hadi gel otur. Sucuk istiyorum abla! Olur. Demek soygundan hisseni istiyorsun ha? Hı. İyi ama o para bizim değildi ki. Nasıl sizin değildi? Parayı sen aldın ya. Bak anlatacağım. O iş bildiğin gibi değil. Sağ ol. Biraz sucuk ister misin? Ben sucuk istemem. Sucuğu görünce kınalı geliyor aklıma. Kınalı kim? Benim eşeğim. Şimdi bırakın gülmeyi de. Bu benim para ne olacak? Onlar kooperatif parasıydı. Üyeleri ev sahibi yapacağız diye dolandırıp paraların üstüne oturdular. Biz de onları soyup yeniden üyelere dağıttık. Şu anda 5 paramız yok. Peki ne olacak şimdi? Bir çare var ama bilmem ki. Neymiş o? Bir yerden alacağım var. Eğer gidip alabilirsen o paradan hisseni veririm. İyi. Yerini söyle gidip alırım. Kara kedi pavyonda. Helal helal. Helal. Oranın sahibi Dayı Nusret'te 2 milyonum var. Müdür senin beni yolladığın pavyon değil mi la orası? Evet. İşte kendin de gördün. Borcunu vermemek için neler yapıyor? Ben şimdi gider alırım. Ha bir dakika, bir dakika. Al şu parayı da mostlarına düzelt biraz. Sağ ol, hadi eyvallah. Baba ne yaptın? Kızım, bir kötek 1000 nasihattan iyidir. Belki ikinci bir dayak aklını başına getirir de köyüne döner. Ama yazık değil mi baba? Yo. Bakıyorum bu tipsize fazla ilgi göstermeye başladın. Sadece acıyorum. Saf bir çocuk. Hadi bakalım Beco, yatma zamanı. Daha kırmızı şapkalıyı anlatmadın. Tamam, yatakta anlatırım. Bildin mi baba Behçet'i? Buldum. İçeri geçelim de önceki gibi konuşalım. Konuşalım.
Demek buldun baba Behçet'i. Buldum. Peki aldın mı alacağını? Almadım. Ama alacağım. Nasıl alacaksın? Senden. Baba Behçet'in sende 2 milyonu varmış. Onu verirseniz ben de kendi hakkımı alacağım. Ya, bunu baba Behçet mi söyledi? Evet. Sen hiç akıllanmayacak mısın? Yok be moruk, bizden adam olmaz. Peki, biz de sana acilen 2 milyonu verelim. Öyle değil mi çocuklar? Verin şuna milyonları. Yalnız bir dakika, kadefe de sizden. Öyle olsun koçum. Peki şunu tut çocuğum. Şunu da sen al. Yakalayın şu ergeliği! Gel gel gel, oley! Oley! Tavuk karası oldu ne şöyle şey! Bizden kaçacağını mı zannediyorsunuz? Kaçmak için değil, hani Türk'ün hemen kaçarken gelir derler ya, onun için ben. Nerede bu adam ya? Bu adam nereye gidiyor? Hadi hadi, alın arayalım. Adam olmaz. Gel gel gel, bir şey diyeceğim. Şimdi sana göstereceğim. Cama gösterdim. Şimdi sizin pestilinizi çıkarayım da görün. Ne var, ne oluyor?
Vay canına, paraları da almış. Baba ne yapacağız? Sen yatır, ben bir doktor çağırayım. Salaklar, aptallar. Şu halinize bakın. Bir karış herif hepimizi birbirimize dövdürdü. Ama patron... Kes! Bana bakın. Sakın bunu kimse duymasın. Ona köpekler bile güler halimize. Beş paralık oluruz. Hadi işinizin başına. Helal olsun be. Ufak tefek ama zehir gibiymiş. Hepimizin hakkından geldi. Öksür. Ya kamyon çarpmış desem değil. Kırık çıkık da yok. Hava beter etmişler. Neyse. İğneyi hemen vurun, ağrıları diner. Yazdığım reçeteyi de hemen alın. İlaçları hiç aksatmadan kullansın. Tamam doktor. Teşekkür ederiz. Gelin sizi geçirin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Hoşça kalın. Bir şey olursa bana haber verin. Merak etmeyin doktor. O Hanzo'ya bir şey olmaz. Ay! Şöyle dönebilir misin? Dur sana yardım edeyim. Hiç çekinme. Kendini de sıkma. Aa, dur canım, daha yapmadım ki. Korkma, elim çok hafiftir. Ay yapma oğlum, oğlum seni oldu. Akrabım var ya. Çok oldu mu köyden geleli? Yeni mi geldin? Ha, çok olmadı, anladım. Tabii bir sevgilin vardı orada, öyle değil mi? Var mıydı? Güzel. Demek bırakıp geldin. Ne? Anlamadım. Aman neyse, hadi sen istirahat et. Ben gidip sana bir çorba yapayım. İyi gelir. Anamı ağlattın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun beyim. Hadi gidelim. Bekleyin. Hey hemşerim. Nereye? Baba evde mi? Yok. Ya peki Sevda'yla Beco? Onlar da yok. Hepsi işe gittiler. Pekala, benim geldiğimi söylersin. Sen kimsin ki? Delibaş Avni. Sevda'nın nişanlısıyım. Sevda'nın nişanlısıymış. Abi bu armoni dansı. Askerde öğrendim. Hey evlat, kendini nasıl hissediyorsun ha? İyiyim, bomba gibiyim. Güzel. Demek ki işe başlayabiliriz. Ha, şey, sabah seni biri aradı. Neydi, nişanlı mıymış, ne miymiş? Ha? Avni mi? Vay canına, demek ki içeriden çıktı. Bela geliyorum demez. Niye öyle diyorsun? İyi soyguncudur. Tam bize göre. İyi öyleyse, alır turşusunu kurarsın. Gene başlama Allah aşkına. Tamam, tamam. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi yarınki iş için malzemeler hazır mı onu söyleyin. Evet, her şeyi hazırladım abi.
Neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii çok şey söyleyeceğim. Yalnız müsaade ederseniz biraz kendimi toparlayayım. Daha doğrusu söyleyeceklerimi kafamı toparlayayım. Efendim bu programa beni seçtiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiniz inanın. Seyircilerimize söyleyecek başka bir şeyiniz var mı? Var tabii var ama müsaade buyurun. Müsaade buyurun söyleyeceğim şimdi. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız acaba? Boş vaktim pek olmuyor ama olduğu zaman kitap okurum, sinemaya giderim, tenis oynarım, yüzmeye giderim. Kaç yaşındasınız efendim? Ben yaşamada yaş sorulur mu ama söyleyeyim 62 efendim. Güzel. Göstermiyorum değil mi? Hiç. Evet başka soracağınız bir şey var mı? Soracağım. Evet efendim tamam mı acaba? Evet bence tamam. Dikkat stop. Şimdi programın ikinci kısmına geçiyoruz. Aileniz burada mı? Evet buradalar. Hepsi mi buradalar efendim? Evet tabii buradalar. Buradalar. Buyurun lütfen beni takip edin. Dikkat çeki ama. Evet dediğim gibi buradalar. İşte ailem. Hepsini tanıştırayım size. Güzel. Siz de ortalarına buyurun şöyle. Sağ olun teşekkür ederim. Ne mutlu hanım. Biz de televizyona çıkıyoruz. grupla mı başlayacağız? Evet. Her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Bütün aile bu kadar mı? Soralım. Herkes burada mı? Uşaklar, hizmetçiler, kediler, köpekler? Evet, hepimiz buradayız işte. Şimdi herkes burada mı diyorsunuz? Evet efendim, dışarıda hiç kimse yok. Harika, çok güzel, çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Şimdi biz perdeyi örteceğiz, siz oturacaksınız, biz kamerayla içeri gireceğiz. Ha, yalnız bir şartımız var. Ne olursa olsun hiç kıpırdamayın. Ha, zira canlı yayın, dikkatli olun, gülümseyin. Saçınızı filan düzeltin. Hadi hanım saçını düzelt. Bende pek saç yok ya. Yalnız unutmayın. Gürültü olunca kıpırdamak yok. Evet. Güzel. Sakın gülümsemeyi unutmayın. Yok hayır. Yasak. Kıpırdamak yok. Tamam mı? Tabii tabii. Kıpırdamak yok. Moruk kıpırdadın. Seni gidi seni. En yakışıklı ben çıkacağım. Çekim sesi yapılıyor. Çocuklar neredesiniz? Merak ettim siz. Eyvah! Eyvah! Dedim işler. Ne basınlar kalmış. Ne aldık eşyalar. Soyulduk. Çabuk buraya gelin, çabuk. Soyulduk. Şu hale baksanıza. Hiçbir şeyi bırakmamışlar. Ne varsa alıp götürmüşler. Şuralara bakın. Fazla yok. Ya ne yapacağız şimdi? Dikkat dikkat. Türk Hava Yolları'nın Zürih, Frankfurt, Londra uçuşunu yapacak olan... Beni takip edin. Sayın yolcuları bilet ve gümrük... Evet, bu taraftan. Dikkat dikkat. Türk Hava Yolları'nın Zürih, Frankfurt, Londra uçuşunu yapacak olan... Bagajlarınızı banda verin. Evet, bu banda. Lütfen biletlerinizi okeyletmeyi unutmayın. Evet abiler, acele etmeyelim abiler. Acele etmeyelim. Sırayla abiler lütfen. Acele etmeyelim. Abim sırayla. Bagajlar lütfen.
Güle güle. İyi uçuşlar. Güle güle efendim. İyi uçuşlar dileriz. Teşekkür ederim. Dikkat dikkat. Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkat dikkat. Anne yolcularının bagaj ve bilet... Al bakalım işlerini. Bu ne biçim hesap ya? 10 milyondan payıma düşen bu mu yani? Araba, yemek, bavul, bir sürü masraf var, unutma. Hıyarası, bu soygunun planını da benim yaptığımı unutma. Ne ayıp, para kavgası mı yapıyorsunuz? 10 milyondan hisseme düşeni görsen ağlarsın. Seninkiler benim kasamda birikiyor aslanım, hiç merak etme. Ha, o zaman başka. Ne? Senin kasada mı? Onun kasası sağlamdır. Demek öyle Ayşe bacı. Damadım İlyas'tan haber getirdin ha? Söyle bakalım. Kınalımı ne zaman gönderiyor? Sağ ol. Önce şu parayı buyur. Zeynep'in başlığının ilk taksidi olarak göndermiş İlyas'ım. Başlığın ilk taksidi ha? Hı. Aferin. Adam olacak bu çocuk. Buyur. 5000. Ne? 5 milyona karşılık 5000 ha? Alay mı ediyorsunuz benimle? Kınalım, kınalım. Söyle, kınalımı ne zaman gönderiyor? Birazını göndermiş. Peki bu ne? Kınalının 1 kilosu. 99 kilosunu da başlıkla beraber getirecekmiş. Kınalıma... Kınalım... Ona kızımız yok. Oğlum, evvela mahsus selam eder, gözlerinden muhabbetle öperim. Şükür ki mektubunu aldım da sağ ve esen olduğunu öğrendim. Beni sual edersen, yalnız senin hasretliğin vardır. Yaşlı bir kadının iyiliğinden ne ola ki? Emme, yüreğim el vermiyor ya, kara bir haberim var oğlum. Ne ettin sen, nasıl ettin de ağanın eşiğini kestirdin? Ağa eşiğinin kesilmesine çok kızdı, çok. Sırf bu yüzden Zeynep'i komşu ağanın oğluna verdi. Bir eşek yüzünden senin Zeynep'i everdi oğul. Bir eşek kadar bile kıymetim yokmuş, bilemedim. Yemek hazır İlyas. Beco! Bana sucuk hazırla, bugün sucuk yiyeceğim. Hayret, hangi dağda kurdu öldü? Biliyor musun? Babam senden çok hoşlanıyor. Ya sen? Sen de hoşlanıyor musun? Alışmaya başladım. Doğrusunu istersen çok, çok sempatiksin. Aşık olmak için bunlar yeterli mi? Tabii ki değil. Günümüzde aşık olmak öyle zor ki. Peki aşık olmak için bir erkekte neler olması gerekiyor sence? Ne bileyim ben? Cesur ve becerikli olmalı. Tabii en önemlisi benim için bir şeyler yapmayı göze alabilmeli. Anlıyorum. Tam sevilecek kız. Zeynep de elden gitti. Bari bunu kaçırmasam. Biliyor musun? Belki inanmayacaksın ama bu olanlar benim falımda çıkmıştı. Falcı çok yakışıklı bir adamla beraber olacaksın dedi. Pek yakışıklı sayılmazsın ama belki falcı sempatik de demiş olabilir. Bir dakika dur dur burada. Ne var? Ne oldu? Bir dakika dur. Hemen geliyorum. Thank you.
sen gerçekten çıldırmışsın. Manyak mısın sen be? Müzenin kırılmaz camdan yapıldığını bilmiyor musun? Hepimizin başını yakacaktın. İn aşağıya, defol hadi. Sen bilirsin. Soygun yapmanın da bir raconu var. Şuna bak be! Daha kedi olmadan fare tutmaya kalkıyor. Ben soygun yapmayacaktım ki. Peki ne diye gece vakti kuyumcu vitriniyle uğraşıyordun? Sadece bir yüzük alacaktım. Yüzüğü, nişan yüzüğü gibi bir şey. Kime? Yoksa bana mı? Nasıl da anlamadım. Gel buraya, gel. Yoksa benim için mi yaptın? Yani sen yoksa şimdi... Seni seviyorum. Benim için. Benim için yaptın. Sevgili dostlarım, iyi bilirsiniz ki benim hayatımda sahip olduğum tek varlık kızım Sevda ve oğlum Beco'dur. Şimdi ailemize yeni biri daha katılıyor. Bugün kızımla nişanlarını kutlayacağımız İlyas'ı da en az kendi oğlum kadar sevdiğimi bilmenizi isterim. Ve hepinizin benimle birlikte onların mutluluğuna kadehlerinizi kaldırmanızı istiyorum. Mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar. Oo, hoş geldin abi oğlum. Çıktığını duydum, çok sevindim. Ama seni böyle yanımda görmek daha da güzel. Hele böyle mutlu bir günümde. Gel. Gel de şöyle yanıma otur. Oğlum bir iskemle getir. İskemle istemez. Kızın benim nişanlımdır. Onu senden istedim, sen de peki dedin. Ama şimdi bakıyorum, onu bir başkasına veriyorsun. Eğer sözünü yiyorsan, bundan böyle kimse yasadan bahsetmesin. Böyle bir şey yok. Seni hiçbir zaman kendime nişanlı kabul etmedim. Sen sus. Baban evet dedi. Sana söz düşmez. Ah baba. Evet, doğru söylüyor kızım. İyi ama bana da söz verdin. O da doğru. Ona da söz verdim. Üstelik bunun suçlusu da sensin. Çünkü sana söz verdiğimden bu yana kızıma hep kendine ait bir eşyaymış gibi baktın. Yiğitliğine cesaretine sözüm yok. Ama sevgiden yana koca bir sıfırsın. Oysa bu çelimsiz olan öyle mi? Cesarete bize layık olduğunu her zaman ispat etti. Yüreğindeki sevgi hepimizi fazlasıyla mutlu edebilir. Yasayı isterim. Pekala, racon kesesin. Bu durumda kozlarımızı paylaşalım. Evet. Kozları paylaşsın ben. Silah lüzum yok. Biz bir aileyiz. Ve aramıza kan girmesini istemiyorum. Evet. Ben korkarım. Basıl başlıyor. Pekala. O halde başka türlü hallederiz. Gelin bakayım. Gel de biraz dalga mı geçeyim? Varım kardeş. Biz Anadolu kuşluyum. Silahdan dönen kaşığın sapı kırılsın. Şöyle. Var mısın şöyle? Biz konuşmaya. Bu ne bu, görüyor musun bunu? Pazu bu, pazu. Ne biliyorsun be? Pazu. Ne bu lan? Buna da bacak derler. Bu ne bu, bu? Şimdi büyük yarış başlıyor. Yarışmacılara başarılar dilerim. Yarışmayı kazanan kızım Sevda ile evlenecek. Hadi koşuyor.
Kaplumbağa gibi yürüme koş! Koş evlat! Ay yapma! Allah'ım biraz daha Şeyde bankana gezer oğlum. Zaten anam da yaşlı kasabaya gelemez. Kaç para gönderiyorsun? 100.000 lira yollayacağım. Bırak da şu parayı sayak hele. Kağıtla parayı memura vereceksin. Ya hadi geç sıraya geç. Bir türlü öğrenemedin şu işi. Memur bey, bizim havale geldi mi acaba? Lütfen bakar mısınız? Teşekkür ederim. Hadi evladım gidelim. Kıpırdamayın! Kıpırdamasın kimse! Kimse kıpırdamasın! Kıpırdama! Gel! Gel! Al bakayım şunu! Gel! Kimse kıpırdamasın! Ver bakayım şunu! Eller yukarı, kimse kıpırdamasın! Kıpırdama! Kıpırdama! Hadi! Aç kasayı! Aç kasayı! Çıkar paraları! Çabuk! Çabuk, çabuk, çabuk! Ver şunu, ver, ver, ver! Ver şunu! Ver şunu! Ne lan bu para böyle? He? Ver bakayım şunu. Ver şunu. Dur lan! Evet. Rahat dur lan! Hadi! Hadi dikkat et! Çabuk! Ver ulan paramı eşver! Oğlum git! Ver lan! Git başımdan hadi! Lan canımı susadın sen! Hadi! Sağ sola dikkat edin hadi! Ver lan! Düşüyorum lan git! Ay eşşoğlu eşşoğlu! Ulan bacak kadar boyunla bir de bana vurursun he!
Bana vurursun ha! Betül! Namussuz! Belanı mı çıksın oğlum git! Ne yaptın lan çocuğa? Git ulan canına mı kısa çıksın? Köpek! Alarm! Aç al bana! Kahretsin. Gene o hergele çıktı karşımıza. Az daha yakalanıyorduk. He. Gene ucuz atlattık. Evet. Sürsene. Betül. Doktor! Doktor! Alo? Oh Hülya sen misin? Ne? Hemen geliyorum ben. Ne oluyor baba? Bezo ile İlyas hastanedeler. Aman Allah'ım. Affedersiniz, az önce gelen yaralı çocuk nerede acaba? Dikkatle izleyin. Teşekkür ederim. Beco! Yavrum! Nasıl kıydılar sana? Durumu nasıl doktor? Korkulacak bir şey yok. Sadece başına 3 dikiş attık. 2 güne kadar bir şey kalmaz. Bana müsaade. Sağ olun doktor. Nasıl oldu İlyas? Postahanada para yatırıyorduk. 4 tane soyguncu geldi, meskeliydiler. Sonra böyle oldu işte. Yalnız... Yalnız ne? Parmağındaki yüzük. Hatırlıyorum ama nereden? Bir hatırlasam. Abla! Ablacığım! Tanrım! Sana şükürler olsun. Tamam, tamam. Buldum. O namussuz. Hangi namussuz? Avni. Demek o it soyu. Bunun hesabını vermeli. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Sen kal. Bu benim işim. Baba, kendine dikkat et. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sevgili Afacan'ım nasıl acaba? Yine mi sen geldin? Evet. Merak etme. Sadece küçük bir sinek ısıracak o kadar. Aynı sinek onu da ısırmazsa ben de yaptırmam. Benden sana ne lan? Merak etme. Onun için yanımda bir tane getirdim. Şimdi oldu. Geçti, geçti. Tamam. Patron, o adam başımıza bela olmaya başladı. Keşke 2 kurşun sıksaydık. Siz bu işe karışmayın. Belki de böylesi daha iyi oldu. Önce Sevda'yı elimden aldı. Sonra da soygunumuza engel olmak istedi. Ona öyle bir ders vereceğim ki... bütün yaptıklarını fitil fitil burnundan getireceğim. Al bu senin hakkın. Birkaç gün ortalarda görünme. Sağ ol patron. Oo baba Behçet. Geleceğini biliyordum. Ama biraz erken geldin. Alçak herif. Ne istedin oğlumdan? İşte bunu yapmayacaktın. Beco'nun senin oğlun olmadığını biliyoruz. Ayrıca bilirsin ki... bizim işimizde... gün gelir ana da baba da çocuk da feda edilir. Bu da öyle bir işti. Öyle bir iş dediğin zavallı halkın 3-5 kuruşu. Dua et ki Beco'ya bir şey olmadı. Şimdi o paraları iade etmek için bana vereceksiniz.
Bir daha da karşıma çıkayım demeyin sakın. Yo, işte bu olmadı. Soyduğum paraları kimse benden alamaz. Yolunu kesin. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sonun geldi artık. Paraları al. Avni sen abi. Bunu ben yaptım ama bende para yok. Bütün paraları İlyas'la baba Behçet götürdüler. Paraların hepsi onlarda, samimi söylüyorum. Merak etme, onları da yakalayacağız. Hapishaneden de yeni çıkmış. Dediğim gibi üstümde metelik yok benim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Demek gidiyorsun Afacan. Seni çok özleyeceğim. Seni çok sevdim ben. Ya. Gene görmeye geleceğim seni ben. Canım benim, geçmiş olsun. Her zaman beklerim ama hasta olmadan geleceksin değil mi? Gelmez miyim hiç? Bir daha afacanlık yok. Tamam. Dede, dedeciğim. Dedeciğim. Beco. Canım Beco'm. Paraları ne yaptınız? Postaneye teslim ettik. Demir gibisin değil mi?
Oğlum, evladım, Sinan'ım. Durun, durun. Yavrum, oğlum, Sinan'ım, yavrum, yavrum benim. Buldum seni, buldum seni yavrum, yavrum. Evladım, evladım, Allah'a şükürler olsun, buldum seni. Buldum, buldum seni yavrum, yavrum. Delirdin mi be kadın, ver çocuğu. Tanıdım seni. Sinan'ımı alıp giden sendin. Birisi alıncaya kadar bir kenarda saklanıp beklemiştim. Bırak. Çekil be. Bırak yavrumu, bırak. Dokunma ona. Bırakırken aklın neredeydi? Şimdi mi ana olduğun aklına geldi? Haklısın kardeşim. Kabahatliyim, suçluyum. Ama yaptığıma pişman oldum. Babası beni terk ettiğinde dünyam başıma yıkıldı. Ne yaptığımın farkında değildim. Bugüne kadar onu bulmak umuduyla yaşadım. Yalvarırım, Sinan'ımı ver bana. Yalvarırım. Aynı acıyı ikinci defa yaşamak istemiyorum. Ne olur. Onu bulduğumda cami duvarında yalnız ve çaresiz duruyordu. Ama şimdi o bizim bir parçamız, canımız, ciğerimiz oldu. Anasıyım ben, Sinan'ın anası. Dedikleri doğruysa Beco'nun gerçek anası bu. Ne olur siz söyleyin. Evladımı, Sinan'ımı versinler. Anasıyım ben, 9 ay karnımda taşıdım. Canımdan can kattım. Ne olur anlayın. Ayırmayın beni evladımdan, ne olur. Anlayın beni. Ama Sevda, Beco'nun annesi o. Sevda, bir çocuk annesiz olur mu? Bunca yıl yüreği dağlanmış zavallının. Ver anasını. Ayağının altını öpeyim. Ayırma beni evladımdan. Sevda, Beco'nun anası o. Büyüdüğünde anam nerede diye sormaz mı? Ya ben ne yapayım? Ben nasıl ayrılırım ondan? Her şeyine ben baktım. Bugüne kadar büyüttüm, büyüteceğim de. Çalıştım, emek verdim onu büyütmek için. O benim hakkım. Onu getirdiğin günü hatırlıyor musun baba? El kadar bir şeydi. Tıpkı oyuncak gibiydi. Küçücüktü. Büyüğünü saymayı, küçüğünü sevmeyi öğrettim. Annesi, ablası oldum. Emekle, sevgiyle büyüttüm, bu hale getirdim. Haklısın. Doğurmak mı önemli, emek verip büyütmek mi? Belki de sen haklısın ama yüreğime söz geçiremiyorum. Onu bulmuşken yeniden ayrılamam. Kurbanınız olayım. Beni yanınıza, hizmetçi alın, her işinizi görürüm. Yeter ki yavrumla birlikte olayım. Cami avlusuna bırakırken böyle düşünmüyordun ama. Bu kadar katı olma Sevda. Ana o. Bir çocuk anasıyla büyümeli, adam olmalı. Serseri olmamalı. Böylesi belki de Beco için daha hayırlı olur. Sen karışma bu işe. Sevda, Beco'nun anası o. Ya benim halim ne olacak? Sevda kızım, Beco'yu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ben de onu seviyorum. Okula gidip adam olması için onu anasına vermemiz lazım. Yoksa bizim gibi hayatın kanunsuz yollarından kazanıp polis korkusuyla yaşamasını mı istiyorsun? Sevda, biz de evleneceğiz. Çocuğumuz olacak. İster misin ondan ayrı kalmayı ha? İster misin? Unutma. Onu besleyip büyüten ekmekten çok sevgidir. Yalnızca sevgi. Bebeğin hakkı yarım kilo sütle bir dilim ekmektir. Biraz daha büyüdü mü, verirsin eline bir kuru ekmek, düşe kalka büyür. Ama o ekmeğin katığı sevgidir. Sevgi, baldan, kaymaktan daha tatlıdır ona sevgi. Yavrum. Anneciğim. Canım anne. Canım anne. Canım anne.
bir ayrılacağız. Allah onlardan razı olsun yavrum. Yoksa sana hiç sahip olamazdım. Anneciğim.